Evet sevgili seyirciler, düşünelimin alıştığınız saatine geldik. Saat 21. Konuklarımızın bir kısmını stüdyoya getirmeyi başardık. Bir kısmını henüz getirmeyi başaramadık. Çünkü stüdyomuzu arıyorlar. Kolay değil. Halk TV stüdyosunu bulmak, gizemli yerlerdeyiz. Latifesi bir tarafa, kendi saatimize geldik. Birlikte düşüneceğiz. Kadri Gürsel niye yok diyenlere. Kadri Gürsel tatile çıktı. Tüydü anlayacağınız. İki haftadır ben yoktum. O da beni bıraktı. Ben de bildiğim konuda Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurultay meselesine gireceğim. Kravatımla ilgili sorular gelmiş. Efendim bu gençlik göster. Burayı kapatmıyoruz. Yeni hava, yazlık. Onlarla ilgili takılmayın. Söze bakın. Boş verin. Kimse dekor seyretmez. Kravat da seyretmez. Herkes söz nasıl söylenir ona bakar. Kim söyleyecek sözü? Benim çok sevgili arkadaşım. İyi gazeteci. Cumhuriyet gazetesindeki her röportajı, o haftanın gündemini belirleyen İpek Özbey burada. Hoş geldin. Hoş bulduk Emel. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve gerçekten Cumhuriyet'te birlikte olmaktan da mutluyum. Teşekkür bir başka ederim. Arkadaşım ama burada olmasının nedeni arkadaş kontenjanı değil. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclis üyeliği yaptı ama ondan ziyade Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde, yani CHP'nin daha solcu olduğu dönemde Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış Levent Eğipşiren. İyi akşamlar. E harfi iyi değil, Eğipşiren. Hoş geldin. Ankara'dakiler dostlarımız hazırlarsa onları da bir göreyim. Çünkü orada Ertan Aksoy ve Zeynep Gürcanlı var. Ertan Aksoy ve Zeynep Gürcanlı kim biliyorsunuz? Zeynep Gürcanlı Sözcü Gazetesi'nin çok değerli bir yazarı, çok değerli bir gazeteci. Ertan Aksoy da SODEV, Sosyal Demokrat bir Türkiye'deki önemli oluşumlardan biri. SODEV'in, vakfın aynı zamanda araştırmacı olan başkanı Ertan Aksoy da Ankara'da. Mehmet Tezkan da stüdyomuza gelmek üzere. O geldiğinde çaktırmadan stüdyoya alacağız ve oturtacağız. Devam edeceğiz. Ankara'yı da hazır olunca lütfen görüntüye verelim. Ama ben kulis bilgileriyle başlayayım. İpek, hakikaten de kulis bilgisi var mı? Kulis bilgisi var. Gelmeden önce biraz taradım ortalığı, ne var ne yok. Cumartesi günü kurultay başlıyor. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağını hepimiz biliyoruz. Fakat bu konuşmada bir manifesto yayınlanacak. Ve bu manifestoyu bütün delegelere oylattıracak Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öğrendik. Delegelerin imzaladığı manifesto parti arşivine kaldırılacak. Bu şu demek, bunu şunun için yapıyor daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi iktidara getiren manifestoda benim de imzam var diyecek bu delegeler. Yani bunu böyle bir arşivlik çalışma yapıyor. Bu manifestonun içeriği ne olacak, ona biraz bakalım. İlki 22 Nisan'da, ikincisi de 19 Temmuz'da Cumhuriyet Gazetesi'nde iki önemli makalesi yayınlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve bu iki önemli yazı aslında manifestonun ana aksını oluşturacak. Şimdilik bunları söyleyeyim de ondan sonra devam edelim. Bu kadar diyorsun, ucundan geç. Tabii bu, şimdi Levent, şöyle ilginç bir durum var. Bugün İlhan Cihaner genel başkan adaylığını açıkladı. Aytu Bey daha önce açıklamıştı. Ve Tolga Hoca da açıkladı. Tolga Yarman da açıkladı. Tabii biz genel başkan adaylığı diye bunu yorumluyoruz ama aslında genel başkan adaylığı böyle olmuyor sevgili seyirciler. Çünkü genel başkan adayı olabilmesi için bu isimlerin 68 imzayı, %5 olan imza sayısını bulmaları gerekecek. Şimdi sen deneyimli kulisçisin. Şimdiden herkes, ya biz stüdyoya konuk bulmakta bile zorluk çekiyoruz. Çünkü herkes kulislerde imza toplama işleri, kim parti meclisine girecek falan, asıl cumartesi gecesi kıyametler kopacak, o işler orada görülüyor. Bana sorarsanız birinci gün iş bitecek ama ikinci gün teferruat. Çünkü Türkiye'de maalesef her siyasi yapıda tek adam yapısı devam ediyor. Dolayısıyla onun ağırlığını görürüz diye düşünüyorum ben ama asıl soru şu, deneyimli bir partili olarak, yani gençlik örgütlerinden gelen bir partili olarak, sence aday adayı diyebileceğimiz 3 genel başkan adayı olmaya çalışan isimden herhangi biri 68 imzayı toplayabilir mi? Tolga Hoca'nın hiç şansı yok. Kendisini çok severim. CHP'den de tanırım. Ayrıca makine mühendisidir, meslektaşımızdır ama hiç şansı yok. Aytu Bey'i de ben şansı görmüyorum. İlhan abinin belki şansı var. O da sadece adaylık konuşması yaparak Kemal Bey'i tek aday götürmek istemeyen bir küskün delegasyon grubu var. Yani onlar çünkü taleplerini aslında parti meclisinde dile getiriyorlar. Parti meclisinde yanıt almaya çalışıyorlar. Genel başkanın tabii avantajı şu. Bunu genel başkan sağlamadı. Tüzük o geldiğinde de böyleydi. İlk gün genel başkan seçiliyor. Yani aslında genel başkan partiye önce bir hakim oluyor. Sonraki günde kendi listesini çıkarıyor. Daha öncesinde bizim CHP dönemlerimizde bu beraber yapılırdı bu seçim. Genel başkan genel parti meclisi de beraber seçilirdi. O zaman da genel başkanla birlikte parti meclisi listeleri de çarpışabilirdi. Ben İlhan Cihaner'in bulma ihtimalini görüyorum. Çok yüksek olmamakla birlikte. Çünkü hala görüşmeler sürüyor.
farklı farklı grupçuklar var çünkü. O ilden 3 delege, bu ilden 5 delege kırılmış. Ya da ilinden parti meclisini temsil eden kişiyi, MYK'daki kişiyi değiştirmek istiyor ama bir türlü değiştirtemiyor. Çünkü o kişi orada kaldığı sürece yol alamıyor. Ya da milletvekilinin sağlam olduğunu görüyor, öne açılmıyor. Bu tip burukluklarla da İlhan Cihaner'e oy verip onu genel başkan adayı çıkarabilirler. Ama zaten gerçek kapışmada konuştuğumuz gibi parti meclisinde olacak. Esas yarış, rekabet orada olacak. Şimdi sevgili seyirciler, ben de bu işi biraz bilen birisi olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında, eskiden biraz sonra o konuyu açacağım, derinlemesine açacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında az önce sevgili İpek'in söylediği gibi siyasal manifestolar dile gelirdi. Ve bu dile gelen siyasal metinler, manifestolar bugüne kadar bizim tartıştığımız metinler. Birkaç örnek vermek isterim. Mesela Ecevit bu ortanın solu hikayesini, İsmet Paşa'dan gelen ortanın solu hikayesini daha ileriye getirerek, dünyadaki hareketleri de etkileyerek genel başkanlığa yürüdü ve gerçek bir sosyal demokrat parti kurma manifestosuna dönüştürmüştü mesela. Bir diğer, yani bu ilk hedefler beyannamesi türünde beyannameler öyledir. 12 Eylül'den sonra CHP yasaklıydı. O zaman Levent'in de içinde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi değildi ama Sosyal Demokrat Halkçı Parti mesela Kürt raporuna zemin hazırlayacak açıklamalarda da bulundu. Yani siyaseti bir bağlayıcı metne dökmek ve bunun üzerinde yapma arayışı vardı. Şimdi İpek, senin bu söylediğin güzel. Kemal Bey'in yazılarını da okuduk. Fakat Türkiye'de sistem değişti. Dolayısıyla her şeyi bir de yeniden konuşmak gerekiyor. Mesela Kemal Bey'in metninde şöyle bir şey olacak mı? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni eski düzene, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine meclis, parlamenter sisteme götüreceğim, yeni anayasa yapılmasını sağlayacağım, eşit yurttaşlık üzerinde bir metin oluşturacağım falan diyecek mi? Bence diyecek. Yani en azından bize yazdığı metinde bu vardı, biliyorsun. Hı. Parlamenter sistem ilk maddeydi hatta, parlamenter sisteme geçiş. Onun dışında bir refah toplumu yaratmak üzerine de çeşitli maddeler vardı. Vatandaşlık maaşı bunlardan biriydi. Sosyal güvenlik sistemine getirecekleri yenilikler bunlardan biriydi. Bir 8 maddelik aslında bir manifesto yayınlandı pazar günü. Buradan anladığımız, evet, bunlar olacak bu manifestoda. O zaman bir Ankara'ya dönelim. Tamam. Oradan da bu meseleyi yürüdüm. Ankara, iyi akşamlar sevgili Gürcanlı ve Aksoy. Size de bu hızlı girişi bir anlamda tartıştırmak istiyorum. Ben tabii şu anda göremiyorum arkadaşlar, çıkışta ne var onu göremiyorum ama şunu sormak istiyorum. Önce araştırmalarla, yani AKP'nin sürekli kamuoyu araştırmalarıyla, kamuoyu yoklamalarıyla siyaset belirlediği bir süreçte Ertan Aksoy da bir araştırmacı olarak İstanbul seçimlerinde somut veriler ortaya koydu ve şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni istatistiki olarak ortaya koyabilecek durumda. Eldeki veriler neler Ertan Aksoy? Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Bir detayın altını çizmek isterim. Ben de Enver Aysever'in arkadaşı olarak bir parça burada bulunuyorum. Sizin girişteki atıfınıza katkı yapmak istedim. Eldeki verilere baktığımızda AKP'nin özellikle geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana kamuoyu yoklamaları konusunda eski durumla karşı karşıya olmadığını görüyoruz. Sürekli bir gerilim yaratmasına rağmen, gerilim anında, tansiyon anında oyları geçici olarak artışa geçse de o tansiyon ortadan kalktığında tekrar oyları düşüşe geçiyor. Örneğin Afrin operasyonunda olduğu gibi, Suriye'de yürütülen operasyonda olduğu veya pandemi döneminin en yoğun olduğu zamanlarda dahi geçici bir yükselme, ama o dönemler bittiğinde hemen bir gerileme söz konusu ve bu gerilemenin dayandığı nokta 30 bandı. Şu an AKP'nin oy oranı 30'larda geziyor. Ama bununla birlikte bir şeyin daha altını çizmem gerekir. En azından meslek ahlakına bağlı kalmak açısından. Partilerin oy oranları önceki döneme göre bir miktar daha artık önemini kaybeder hale geldi. Çünkü başkanlık sistemiyle birlikte adayların yarışması söz konusu olduğundan dolayı seçmen
partiden çok artık adaylar üzerinden karar üretir ve sadakat konusunda da adaya bağlılık üzerinden bir karar süreci oluşturur hale geldi. Dolayısıyla önceki döneme göre partiler biraz daha geride, adaylar önünde. Ben sizin sesinizi duyamadım. Aslında şunu soruyorum. Aslında bugünkü tablo her ne olursa olsun başkanlık yarışında ortaya konacak adayın performansı kim olduğu önümüzdeki süreçte belirleyici olacak diyorsun değil mi? Tabii ki. Birçok etken gibi şeyde adayların olası performansları da bugünlerden ürettiği referanslar da belirleyici olacak. Burada önemli olan şey şu, Türk kamuoyu yoklamalarına baktığımızda seçmen büyük oranda artık kutuplaşma siyasetinden rahatsızlığını dile getirip normalleşme yönündeki adımları daha fazla destekliyor. Yani şu anda birçok sorunu aslında birçok kişinin ya da kamuoyu yapıcı ismin bildiğinin ötesinde seçmen farkında. Ekonomi konusunda, eğitim konusunda, hatta dış politika konusu da dahil olmak üzere pek de aslında özellikle muhalif kanadın kaygılandığı bir durum söz konusu değil. Seçmen tamamının farkında. Fakat burada büyük bir soru var. Bu soru hep vardı ama bugün daha büyük olarak karşımızda. Peki bütün bu sorunları kim çözecek? Burada işte giderek daha fazla kutuplaşma yerine kapsayıcı siyaseti benimseyen adayların ismi ön plana çıkar hale gelmiş durumda. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı bu anlamda da büyük bir öneme sahip. Ertan, sana biraz mizahi gibi gelebilecek ama önemli bir soruyu sormak istiyorum. Sonra sevgili Gürcanlı'ya geçeceğim. O da şu, şöyle bir araştırma yapıldı mı acaba? Halkımızın kaçta kaçı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizin farkında, yani rejimin değiştiğinin farkında? Bunu ciddi olarak soruyorum ben ama gülünç gelebilir. Yani soru şu, sokaktaki insan bundan 5 sene önceki durumuyla şimdiki durum arasındaki farkı sence biliyor mu? Başka türlü sorarsak Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçildiğini bilebilir ama hükümetin nasıl çıktığını, siyasi partilerin konumunun ne olduğunu, ittifakların ne anlama geldiğini yurttaşlarımız biliyor mu? Yoksa aslında daha işin burasında bile sorun mu var? Yani soru mizahilik içerse de aslında çok ciddi bir yanıtı var. Vatandaş net olarak bunun farkında. Çünkü bunu neye dayanarak söylediğimi çok kısaca özetlemek isterim. Başkanlık sistemine geçtikten sonra ülke daha mı iyiye gitti sorusunda yaklaşık %65'ler civarında daha kötüye gitti yanıtları geliyor. Ekonomi açısından sorduğumuzda yine %60'lar düzeyinde ekonomiyi de kötü etkilediği yönünde yanıtlar geliyor. Dolayısıyla giderken belki sistemi özellikle Erdoğan'a güvendiği için bir grup seçmen çok tanıma ihtiyacı hissetmemiş olabilir. Ama bu 2 yıllık deneyimi açısından baktığımızda yaşamış olduğu kötü deneyim nedeniyle artık bu sistemin nasıl bir sistemden öte bir garabet olduğunu ve ülkeye iyilik getirmediğini net olarak fark etmiş durumda. Çünkü mesela başka bir soru daha ekledik ölçümde, son yaptığımız ölçümde. Bugün seçim olsa ne yönde oy verirsiniz diye sorduğumuzda şu an yaklaşık %63 civarında hayır yanıt oyunu verirdim yanıtlarıyla karşılaşıyoruz. Yani bu pazar biz başkanlık sistemini oylamaya götürsek net olarak kaybetmeye mahkum şu an itibariyle. İzniniz olursa bir başlangıçtaki, açılıştaki vurgunuza bir katkı yapmak isterim. Siyasi partiler yasası birçok siyasi lideri çok güçlü kılıyor. Buna tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri de dahil olmak üzere. Bütün liderler bu güce sahip. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerden ayrışan bir tarafı daha var. Belki bir hak teslim anlamında onu da teslim etmek gerekiyor. Şu an en güçlü örgütlü yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri son derece güçlü. Genel başkanların en güçlü olduğu dönemlerde dahi birçok kez onların iradesinin dışında sonuçlar yarattığı görülmekte. Elbette ki bu kurultayda dahil. Genel başkanın göstereceği bazı isimler de görev alamayabilir ve kurultayda birçok sürpriz isim çıkabilir. İstanbul Stüdyosu'nda sevgili dostumuz Levent var. O çok daha büyük deneyimlere sahiptir diye düşünüyorum bu konuda. Bunu da paylaşmak istedim. Peki, Zeynep Gürcanlı'ya sormak istiyorum.
Sevgili Gürcan'la hoş geldiniz. İlk önce onu söyleyeyim. Sizinle de meslektaşız. Şunu hemen tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. CHP kurultayları hiçbir şey olmadığı dönemde bile, yarış olmadığı dönemde bile seyircili yapılarak bir heyecan içerisinde gerçekleşirdi. Ve en azından orada örgüt kendisini delege olmasa bile üyeler kendisini, bölgesini anlatmak için bir gövde gösterisi yapardı. Şimdi bir salgın söz konusu, salgın söz konusu olduğu için de kurultaydaki bu heyecanın olması mümkün değil. Ama öte taraftan az önce Levent'in söylediği bir durum da var. İlhan Cihaner'in imza toplama olasılığı var. Gelecek için biz grubu bir manifestoyu önceden de yayınladı. Acaba Ankara'da İlhan Cihaner'in öncülüğünde biraz daha CHP'nin eski sol kanadını andıran bu bildiriyle birlikte ortaya çıkan tablo bir heyecan yarattı mı? Yoksa herkes cumartesi günkü neticeyi biliyor. Sadece söz konusu olan pazar günkü parti meclisi yarışı mı? Açıkçası sadece söz konusu olan pazar günkü parti meclisi yarışı olacak. Ama şu da bir gerçek, genel başkana 1356 delege var. 1356 delegeden kaçı oy verecek Kemal Kılıçdaroğlu'na? O da çok önemli bir sayı olacak. Çünkü Cihaner'e vermek istemeyip ama Kılıçdaroğlu'nu da seçmeyecek olan delegeler olabileceği konuşuluyor kulislerde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin kaç oy olacağı da hakikaten son derece önemli. Eğer İlhan Cihaner aday olabilirse, ama aday olamasa bile, tek başına bile girse Kemal Kılıçdaroğlu, demin de söylediğim gibi kaç oy alacağı, boş oy atılıp atılmayacağı hakikaten merakla beklenen konulardan bir tanesi. Asıl heyecan tabii ki ikinci gün için. Ama şunu söyleyeyim, yani seyirci almıyorlar pandemi nedeniyle o konuşmanın olduğu salona. Fakat orada sadece genel başkan konuşması olacak. Ondan sonra bana anlatılanlar nasıl işleyeceğine ilişkin kurultayın. Bahçelerde zaten oy verme yeri de dışarıda. Dolayısıyla delegeyle oy isteyenler, yani parti meclisine aday olanlar, özellikle birinci günün tamamlanmasının ardından ve bütün bir ikinci gün boyunca karşı karşıya gelecekler ve hep bir arada olacaklar bahçede. Çünkü oy verme yeri de bahçede, delege de bahçede, aday olanlar da bahçede. Hatta bildiğim kadarıyla o bölgeye bütün partilileri de alacaklar dışarıya. Dolayısıyla dışarıda yine o renkli görüntüleri görme imkanımızın olacağını tahmin ediyorum. Ama bu bir ilk, o yüzden tam da bilmek mümkün değil. Ben şu manifestoya biraz gelmek istiyorum. Aslında biraz İpek bahsetti ama bugün benim de kulislerden aldığım bir takım bilgiler var. Siz de bahsettiniz, ilk hedefler beyannamesi. Aynen işte onun gibi bir manifesto bekleniyor. Ve içinde neler var? İfade özgürlüğü var. Üniversitelere özellik gibi unsurlar olacak. Anayasaya aykırı bütün yasaların temizlenmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine bir gönderme olacak, idarenin tarafsızlığı konusu üzerinde durulacak, sosyal devlet ve basın özgürlüğü de ayrıca birer başlık olarak o manifestoda yer alacak. Biliyorsunuz zaten ilk hedefler beyannamesi 1959 yılında yayınlanmıştı ve aynı böyle bir, yani benzer bir dönemde aslında, o zaman da hakikaten özgürlüklerin oldukça kısıtlandığı bir dönem içindeydi ve CHP o kurultayla bir nevi tavrını koymuştu. Şimdi de benzer bir tavır koyma olacak. Bu sisteme gelirsek de biraz önce Ertan'ın konuştuğu, benim mecliste gördüklerimi biraz anlatabilirim belki. Milletvekilleri çok rahatsız, ama bu kim? Hangi milletvekilleri? Muhalefet değil, iktidar milletvekilleri çok daha rahatsız bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden. Çünkü partiyle devlet bir anlamda iç içe geçti. Bu neyi getirdi? AKP'nin AKP'yi, AKP il örgütlerini işlevsiz hale getirdi. Biraz önce Ertan söyledi, çok güçlü bir örgütü var CHP'nin. Ama aynı şeyi AKP için şu anda söylemek pek mümkün değil. Çünkü ne il başkanları milletvekillerine ulaşıyor, ulaşsalar bile milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor. Dolayısıyla kamuoyu gözünde orada bir parti örgütü var. İlçe başkanları, il başkanları, pek çok insan var. Fakat
bir işe yaramıyorlar. Yani tırnak içinde bir işe yaramıyorlar. Kimse bakanlara ulaşamıyor. Çünkü atanmış bakanlar siyasetçi değil, pek çoğu siyasetçi değil. Dışarıdan geldiler. Çok da ilgilenmiyorlar siyasetle. Kendi dosyalarına ve Cumhurbaşkanı'nın talimatlarına bakıyorlar. Milletvekili ne demiş? Milletvekili benim milletvekilinin bir talebi var mıymış? Halkın bir talebi var mıymış? Atanmış insanın çok da umrunda olmuyor açıkçası. Çünkü oradakilerin bir iki tanesi hariç hiçbiri gidip de halktan oy istememişler bugüne kadar. Oy istemeye de niyetleri yok bundan sonra atanmış olmaları gerekçesiyle. Bu da tabii ki halkla iktidar arasındaki bağın kopması anlamına geliyor. Hiçbir şekilde artık eğer bir iş yapılacaksa parti devleti işte benzetmesini yapıyorum. Cumhurbaşkanı da bir iş yapacaksa valileri var, niye il başkanına gitsin? Kaymakamları var, niye il başkanına, ilçe başkanına gitsin? Bu nedenle de halkla bir kopukluk yaşanıyor. Meclis kulislerinde en dertli milletvekilleri aslına bakarsan AKP milletvekilleri. Peki, sevgili Mehmet Tezkan, hoş geldiniz. Yeni stüdyoyu bulmak biraz zaman alıyor. Evet, biraz zor. Ne yapalım? Ama koşullar iyi, siz eski halde biliyorsunuz. Şimdi daha iyi evet. Koşullarda yapıyoruz. Ekranımız daha aydınlık oldu. İnsanlara daha evet. iyi bir görsel varlık sunuyoruz. İnşallah daha da ileri gidecek, dijitalleşecek. Tabii RTÜK izin verirse, hayatta kalmayı başarırsak. Şimdi ilk bina da güzel olmuş. Bina da güzel. Fena değil yani. Evet. Yeni bir merkez medya oluyor. Aslında ihtiyaçtan doğuyor bütün bunlar. Onları da biraz sonra konuşacağız. Şimdi iki meseleyi konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi şu. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında iktidar getirmese bile kendi içinde hep bir heyecan olurdu. Bugün salgın koşulları biraz bunu engelliyor falan ama İlhan Ciğaner'in Gelecek İçin Biz grubunun yaptığı manifesto türündeki bir açıklama. Ardından Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde arka arkaya yayınlanmış iki yazısı. İpek'in ve Zeynep Gürcanlı'nın da bize kulis bilgileri olarak verdiği cumartesi günü bir ilk hedefler beyannamesi gibi Kılıçdaroğlu'nun yapacağı söylenen konuşmadaki başlıklar. İlk defa belki de uzun yıllardan sonra siyasal hedeflerin konuşulacağı anlama geliyor. Bunu ben önemsiyorum. Çünkü kişileri konuşmak bir şey değiştirmiyordu. Bir, bu bağlamda ne düşünürsünüz? Yani belki seyircili bir toplantı olmayacak ama belki de ilk defa Cihaner'in söylemiyle bir sol vurgu yapıldı. Bu listeleri Kılıçdaroğlu nasıl etkiler? Ve tabii 68 imzayı 3 aday adayından Ayto Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner'den herhangi biri bulur da bir yarış ortamı olur mu? Şimdi en sondan başlayayım istersen. Bulsa bile yarış ortamı olmaz. Bu belli. Kılıçdaroğlu 10 yıldır genel başkansa en rahat kongresi diyebilirim. Çünkü arkasında bir yerel seçimin kazanan partinin, yani İstanbul, Ankara, İzmir'e birçok kenti alan bir partinin genel başkanı, böyle kolay kolay sarsılmaz. Rakip de çıksa belki de biraz destek vererek birisine 68 imzayı buldururlar ki hani bir yarış havası olsun diye, ama hiçbir kıymeti olmaz. Bir kere bu bir. İkincisi, ben de onu görüyorum, bu pek parti içinde de hani bu bir isim yarışından öte. Ya biz artık galiba iktidara doğru ilk defa yürüyoruz. Hani parti içinde bir iktidar olmanın ötesinde gerçekten iktidar olabiliriz. Bu yeni sistemde bu Millet İttifakı'nı sürdürürsek ve Millet İttifakı'nın lokomotifi olan CHP'nin de neden yani iktidara gelmesin veya onun göstereceği kişi niye Cumhurbaşkanı olmasın veya niye biz Millet İttifakı olarak meclis çoğunluğunu alıp da tekrar parlamenter rejime dönmeyelim, bunun imkanları. Biraz önce işte o sayılan bildirgedeki o hedeflere neden ulaşamayalım gibi, ulaşabiliriz artık millet söylüyor. Çünkü bugüne kadar CHP'yi izlediğimiz zaman ya herkes CHP içinde genel başkanlık yarışı olsun, parti meclisi kavgası olsun, kim nereye gelecek mücadele olsun veya il başkanlığı düzeyinde bir yarış olsa bile o orada sınırlıydı. Yani CHP içi iktidar önemliydi. Şimdi CHP'nin ilk defa uzun bir aradan sonra CHP, ya biz birlikte hareket edersek iktidar olabilir miyiz? Bunu konuşuyor. Bu kurultayda inşallah bu yansır. Ben parti meclisi üzerinde işte bir takım listeler çıkacak. Çok fazla delineceğini, çok fazla, yani Kılıçdaroğlu'nun bir anahtar listesi olacak. O listenin belki bir iki kişi delebilir ama büyük bir çoğunlukla kazanacağını inanıyorum. Çünkü buradaki ben şeyde olsun, bu yönetimi seven sevmeyen veya bu Kılıçdaroğlu'nun dışındaki parti yöneten grubu sevmeyenlerin bile fazla
sesini yükseltmeyip ya hep bir birliktelik havası vererek hani o iktidar yürüyüşü üzerinde hani bir arıza çıkarmamak diyeyim. Yani arıza çıkaran olmamaya çalışacaklarını düşünüyorum. Şimdi Şimdi kurultayda aslında eksik bir kurgu yapıldı kurultayda. Çok büyük bir heyecan var parti örgütünde, toplumda. Çünkü görülüyor ki artık AKP iktidarı yıkılmaya yüz tuttu. Rejimi taşıyamıyor, iktidarı yönetemiyor. Ortağıyla MHP ile ilişkilerinde sıkıntılar artık ayyuka çıkmış durumda. Ve toplumda da partilerde de ciddi bir coşku var. Pandemi şüphesiz ki koşulları sınırladı ama ben en başından örneğin yer seçimiyle bir hata yaptı genel merkez. Yani orada bir Ankara'da bir Eryaman stadını seçebilirdi. Daha geniş bir kitleyle. Mesela seyircisiz olması ya da üyesiz, üyelere çok kapalı olması bizim bu kurultayda yaratmaya çalıştığımız coşkuya ciddi bir ket vuracak. Çok önemli bir bildirge çıkacak. Genelde zaten bildirgeler de aslında kurultay komisyonu toplanır, illerde tartışılır, illerden temsilciler gelir. Kurultay görüşmelerini yaparken, konuşmalar yaparken son günde kurultay bildirgesi olarak çıkar manifesto. O biraz tersten işliyor, çok takılmıyorum ona ama şöyle olsaydı bu kurultay, şimdi 4000 kişilik Bilkent Odeon'da yapılıyor. Arena kısmında sadece delegeler, 1178 delege ve de orada sınırlı sayıdaki kim katılacak? Basın katılacak. Onur Kurulu üyeleri eski genel başkanlar haricinde katılamayacak denildi önce. Ben de eski Onur Kurulu, yani eski parti meclis üyesi olduğumuz için biz de Onur Kurulu üyeleriyiz. Ben şahsen çok dert etmiyorum. Katılmayacağım zaten ama Onur Kurulu üyelerine katılmayacaksınız dendiği an bizde böyle bir damara basma refleksi gelişir partide. Sonrasında da dendi ki yok tamam dış tarafta bir çadır kurulacak. Onur Kurulu üyeleri orada olacak. Ama ben tekrar ediyorum. Bir stad olsaydı, Eryaman stadı 21 bin kişilik, o stadın içinde delegasyon otursaydı, tribünlerde üyeler otursaydı, basın tribünü var stadın, her şey gayet uygun yerinde, araçlar için yer var. Biz o kurultayı 21 bin kişilik stadda 10 bin kişiyle, 7-8 bin kişiyle en azından bir uğultu yaratabileceğimiz genel başkanın konuşmalarının coşkulu yerlerinde ya da konuşma yapan parti delegelerinin, onur kurulu üyelerinin, partililinin ruhuna, gururuna dokunan yerlerinde coşkuyla alkışlayabilip daha farklı bir heyecan da yaratabilirdi bu kurultay. Yani topluma mesaj verme açısından, biz buradayız deme açısından. Unsuru eksik kalıyor. Şimdi orada Sayın Genel Başkan izleyeceğiz hepimiz. Kendisi konuşacak. Dar bir yani diploma töreninin yapıldığı, senfoni konserlerinin yapıldığı bir alandaki coşkuyla sınırlı hale geleceğiz. Biz bundan birkaç ay sonra başka partilerin kurultayları olduğunda, büyük statlarda yaptıklarında seçmende de yine bir psikolojik etki yaratacaklar. O da pandemi şartlarında o işi ya becerirse, ben orada biraz takıldım onu. Şimdi kurultayda listeler açısından da parti meclisi 61 kişi, birisi genel başkan tabii ki. Kalan 62 kişinin 8 tanesi bilim kültür yönetim platformundan seçiliyor. Yani Sayın Genel Başkan 15 kişi öneriyor. Delege 15 kişinin içinden 8 tane seçmek zorunda. Kalan 52 kişi için de genel başkanın 75 kişilik bir anahtar liste çıkaracağını öğrendim. Yani değişebilir bu. Kimi zaman 104 kişi çıkardı, kimi zaman 102 çıkardı. 102 niye oldu? Yolda düştü. Matbaaya giderken eksilttiler. Ama 75 kişilik yaklaşık bir liste çıkaracağını görüyorum. Bu genel başkan bunu yapmayı seviyor. Şöyle, o kadar çok talep oluyor ki bazılarını geri çeviremiyor. Ama diyor ki, önerdim, dökülenler dökülür, ben yolda kalanlarla yürürüm. Biraz da kendi üzerindeki baskıyı atmak için bunu deneyecektir. O yüzden o 75 kişinin içinde blok çizmeler, etmeler derken birkaç kişi belki dışarıdan şansını şimdi zorlayabilir listeyi delmiş. Benim aldığım bilgi de o açıkçası. Genel Başkan 74'lük bir anahtar liste hazırlayacak. 74 kişiden 52 kişi seçmesini isteyecek. Burada her grup kendi listesinden 52'sini seçtirmek isteyebilir. Bu da birçok parti meclisi ve MYK üyesinin dışarıda kalması anlamına geliyor. Buradaki mesaj... Şimdi, tabii burada isimlerin şöyle bir önemi var. Ben Tezkan'ın söylediğine katılıyorum. Bence de Kılıçdaroğlu'nun, bugün de yazdım, en güçlü kurultayı bu. Çünkü ilk defa galip gidiyor. Hep mağlup gidiyordu, ilk defa galip gidiyor. Üstelik de bu galibiyet az buz bir galibiyet değil. Rejim değişmiş, medya karşısında, işte Türkiye'de baskı var, kendisine fiziksel saldırı olmuş, her şey olmuş. İktidar ve eriyor. İktidar eriyor. Ve 89'dan sonra ilk defa neredeyse Türkiye ekonomisini, kültürünü, sanatını yaratan bütün kentleri alıyoruz gerçeğe bakarsak. Böyle bir siyasi ittifak cephesi oluşturulma başarısı sergileniyor. Yani ama bu şu anlama gelmiyor. Bir taraftan da söylemde ne söyleyeceği önemli. Bu ilk hedefler beyannamesi türündeki metin kendisi anlamlı ama bence
kimlerle bu metni hayata geçireceği de anlamlı olacaktır. Bu konuda var mı bir kulis? Yani benim çok büyük olasılıkla bugünkü MYK'nın %70'inin, %80'inin dışarıda kalacağı yönünde bir kanaatim var kendi payıma. Yani genel başkan listeyi almaz mı yoksa delege mi çıkarır? Alsa da delege... Genel başkan alır listeyi, delege bir kısmını evet çıkaracaktır ama bu parti meclisinin şu önemini vurgulamamız gerekiyor. Bu parti meclisi, seçilecek olan parti meclisi partiyi genel seçime götürecek. Evet. Partinin milletvekili adaylarını belirleyecek. Partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Ya da partinin adayı olmasa da hangi ittifakın kurulacağını, hangi prensiplerle kurulacağını, hangi partilerle ve oradan kimin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini belirleyecek. Yani yapacağı görevler açısından çok önemli, belirleyiciliği açısından çok önemli ama bir de genel başkanın planları açısından önemli. Yani genel başkanın kendi stratejisinde bir erken genel seçim ya da iki yıl sonraki olağan seçimde kafasında nasıl bir kurgu varsa parti meclisinde ona uygun bir düzenleme yapacağına inanıyorum. Peki o konuyla ilgili senin elindekilere bakarak da Ankara'ya da gidelim, onu tartışalım. Mesela Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun iyi bir oyun kuruculuğuyla bu hale kadar geldi ama bir taraftan da sırtında yük. Gerçeği konuşmak gerekirse bir Sosyal Demokrat Parti refleksi vermek o kadar da kolay olmuyor. Fakat bu iki metinde, kendi metinlerinde hiç de pratik siyasetteki tavır değil, kuramsal zeminde bayağı sosyal demokrat vurgular var. Mesela karşımıza yeniden bir devletçilik vurgusu çıktı. Bu bir taban baskısıyla mı oluyor? Evet ve buyurgan baskıcı devlete değil, danışan, ürettiği çözümleri tartışan, sosyal adalet vurgusu olan ve çaba harcayan, vatandaşın ödediği vergilerin hesabını yine vatandaşı vermenin onurunu yaşayan bir iktidardan, bir yönetimden bahsediyor. Ve sürekli sosyal devlet, refah devleti, vatandaşlık meselesi, bunları ortaya koyuyor. Evet, bence bu bir sosyal demokrat metin. Yani bu yarın bu metni değerlendireceğimiz koca bir haber de yaptık biz. Onu da şey yapabiliriz. Ama bütün siyaset bilimciler ve bütün ekonomistler de aynı şeyi düşünüyor. Bu bir reform metni. Peki Tezkan, bu metin gerçekten ilk hedefler beyannamesi türünde bir ses getirir mi? Yani çünkü tüm delegenin oyuyla geçecek ve bu şu anlama gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra böyle bir parti. Biz de eleştirmeye kalktığımız zaman sen söyledin yaptın, sen söyledin yapmadın diyeceğiz mesela. Buna ihtiyacı vardı partinin ama gerçekten yeterli mi acaba? Ve delegelerin imzası olacak ve bir arşive kaldırılacak. Bu metin. Bu metindeki veya Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazdığı makaleden de yola çıkarsak, bunu anlayacak Türkiye'de kaç kişi var? 5000 kişi mi? 4000 mi? 7000 mi? Şimdi önemli olan CHP'nin buradaki teorik, bizim buradaki konuştuğumuz, tartıştığımız, beğendiğimiz veya eleştirdiğimiz o metni insanlara nasıl anlatacakları bence daha önemli. Yani evet, devlet artık bir ana olacak. Sosyal demokrat devlet nedir? Veya o bu yapının iş adamlarına, iş dünyasına, serbest piyasaya yükleyeceği yükümlülükler nedir? Onlardan beklentiler nedir? CHP iktidara gelirse böyle bir krizde nasıl bir tavır alacak? Veya diğer paydaşlarından nasıl bir tavır almalarını bekleyecek? İş dünyasına nasıl bakacak? Bunları çok basit bir dille, ne bileyim, ilkokul çocuğunun anlayacağı bir üslupla insanlara anlatması gerekiyor. Yoksa bu söylenenler evet hoşumuza giden laflar ama bizim anlayacağımız laflar. Bunun halkta bir bence karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Peki sorduğun zaman anlamaz. Yani bunu anlatacak nasıl halledeceksin? Yoksulluğu nasıl halledeceksin? Ya gidip onlara 2-3 kelimeyle ya kardeşim bak ben sana bunu yapacağım. Burada bu teorik çerçeve güzel. Ama bunu pratiğe geç. Bunun bir anlatım şekli var. Bu anlatım şekli CHP uzun süredir de daha önce de çok güzel söylemler oldu. Ama bu ne kadar güzel dedik. Bunu gidip insanlara anlatamadığı için zaten o biz %25'te bir sıkışmazlık var. Onu aşamamasının nedeni kendini gidip onlarla bir onların dilinde konuşup ifade edememe biçimleri var. Böyle bir güçlük var. Böyle bir zorlukları var. Bu metin güzel. Kurultay'da da iyi şeyler çıkacak. Belki hepimiz de alkışlar, bravo diyeceğiz. Şöyle bir parti oldu. Sosyal demokrat bir parti oldu. Ama tabii ki bu tek başına yetmiyor. Şimdi seçime giderken de bir takım ortakları var. İyi Parti var, HDP var. Belki Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, Saadet var şimdi. Maça onlarla birlikte girmek zorunda. Onları dışlayarak girdiği zaman kazanan bir taraf olmaz. Onlarla girerse karşı taraftaki ittifakı yeme gücü var. Bunlara ne kadarını onlara anlatacak? Hangi konuda
onlarla ittifak kurabilecek. Bunları da insanlara anlatması lazım. Mesela Demirtaş'ı geçenlerde bir yerde söyleşisini okudum. Emir'in söyleşisiydi Cumhuriyet'te. Benim söyleşim. Senin söyleşin. Taşa vurdu. Şimdi o da güzel. Ya, Cumhuriyet'te ya, benim söyleşim. Ya işte çok şey okuyunca insan nerede nasıl ne okuduğunu karıştı. Orada mesela söylediği güzel şey var. Diyor ki yani bu birlikleri bir yerle asgari müştereklerle ne? Demokrasi mi? Parlamenter rejim, işte yargının bağımsızlığı falan, kuvvetler ayrılığı. Şimdi buradaki anlaşmazlığı bunu insanlara iyi anlatmak lazım. Biz niye birlikteyiz bu insanlarla? Yani bu 4 parti, 5 parti niye birlikte? İşte şu nedenle birlikteyiz. Asgari müşterekler. Asgari müşterekleri sıralayıp bak oradaki güzel sıralamıştı. Gayet net bir şekilde koydu. Bu işte bunlar olursa birlikte oluruz. Ertan, Tezkan'ın söylediği meseleyle ilgili sende bilgi vardır. Şundan dolayı çünkü İstanbul seçimlerinin içinde oldun, sürekli veriler sundun. İstanbul'da bir Türkiye göstergesi olabilir. Dolayısıyla İstanbul'da daha başkan adayının seçilmesi, yani muhafazakar insanlara da sıcak gelebilecek, Kürt seçmenin de hayır demeyeceği, işte geçmişinde aile olarak merkez sağdan da bir siyaset kültürü edinmiş bir aday çıktı. Üstelik de hiç tanınmıyordu. Bir ilçe belediye başkanı adayıydı. Fakat söylem oluşturuldu. Örgüt harekete geçirildi. Üstelik de bence iktidarın medyasının saldırması da lehine döndü. Mesela bir kanalda sanıyorum Turgay Bey adlı bir gazetecinin saldırması herhalde o gün birkaç puan koydu Ekrem Bey'e falan derken bir tablo doğdu. Şimdi belki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarı yürümeyecek. Çünkü ittifakta yarışacak ama lokomotif olan Cumhuriyet Halk Partisi. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi ilk hedefler beyannamesi türündeki bu beyannamede söyleyeceklerine dair senin bir fikrin var mı? Elimizde ipucu var, iki yazı. İki, nasıl anlatılacağına dair, çünkü sen doğrudan çalışıyorsun, örgütü de biliyorsun, bir sözün var mı? Sonra da Sayın Gürcanlı'ya tabanla ilgili önemli bir soru soracağım, Ankara Kulisi ile ilgili. Ama önce senin bu değerlendirmeni alayım. Şimdi beyannamenin önemi son derece yüksek çünkü izlerini sizin de ifade ettiğiniz üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazılarında biz görmüştük. Bu şu nedenle çok daha önemli, CHP özeline getirdiğimizde çok çok daha önemli. Çünkü yakın geçmişine baktığımızda CHP'nin maalesef inanç siyasetini, kimlik siyasetini sıkıştırılmak istenen politikalarda her zaman istediği sonucu alamadığını görüyoruz. Dolayısıyla gerçek bir sol sosyal demokrat partinin yapması gerektiği gibi bu metinler ve bu politikalarla bir üretim ve bölüşüm tartışması açıyor olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye siyasetinde kendi mukayesel üstünlük alanıyla yer alması açısından son derece önemli. Mesela bunun önemli deneylerinden biri de yerel seçimlerdi. Yerel seçimler daha çok belediye faaliyetleri gibi görülse de özellikle ekonomik krizin etkisiyle birlikte daha fazla ekonomi politiğin ve yerel kalkınma süreçlerinin veya yerel yönetimler sayesinde yaşamı ucuzlatmaya yönelik çalışmaların nasıl olacağı yönünde siyasi tartışmalar yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi biraz da bunlar sayesinde sonuç aldı. Şimdi bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yönettiği büyük şehirleri incelediğimizde bu büyük şehirler Türkiye gayri safi milli hasılasının yaklaşık %68-70 arasında bir oranını üretiyor. Dolayısıyla ekonominin de kalbi olan şehirler. Bu anlamda da önemli. Şimdi bu kamucu politikalar bir zorunluluk da aynı zamanda aslında. Çünkü özellikle pandemi sürecinde dünyanın bu anlamdaki sıkışmışlığı hepimizin gözünün önüne bir kere daha serilmiş oldu. Ve dünyada ne kadar çok fazla günlük ücretle geçinmek zorunda olan, iş güvencesi olmayan bir milyarlarca insanın olduğuyla herkes yüzleşti. Ve bir şeyle daha yüzleşti. O çok yere göğe sığdırılamayan, yetenekli olduğu iddia edilen kapitalizmin tek bir çeyrek dahi, yani bir yılın 3 ayına dahi büyümemeye tahammülü olmadığıyla dünya yüzleşmiş oldu. En gelişmiş ülkelerde dahi hızlıca pandemi koşulları ortadan kaldırılıp ekonomileri normalleştirmeye, insanları da yeniden tüketici olarak görmeye yönelik çabalar karşımıza çıktı. Ve Türkiye bunun en acı yaşandığı ülkelerden bir tanesi. 25 yıllık esnaflar, 25 yıl boyunca örneğin bir esnaf
üretiyor, çalışıyor, vergisini veriyor, istihdam sağlıyor, sigorta ödüyor, bağkur ödüyor. Yani devlete her katkıyı verirken onun 25 yıl idare ettiği, katkı verdiği devletin ve hükümetin kendisini 2 ay idare edemediğiyle yüzleşmiş oldu. Şimdi bu sıkışmışlık elbette ki dünya siyasetine de, Türkiye siyasetine de yön verecek. Haliyle biz bu kamucu politikaları daha fazla konuşmak ve gündeme getirmek zorundayız da aynı zamanda. Mesela gelir adaletini inceleyen Gini katsayılarına bakın. Dünyanın her yerinde bozuk. Türkiye'de de bozulmaya tekrar başladı bu katsayı. Avrupa'da dahi Almanya haricinde birçok ülkede Fransa'da dahil olmak üzere Türkiye'ninkine benzer gelir adaletsizlikleriyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir zorunluluk. Anlatılması tarafında Sayın Tezkan'ın kaygılarına katılıyorum. Ama çok büyük fırsatlar da var elimizde. Elbette ki bir teknik veya büyük makro analizlerle seçmenin karşısına çıkmayacak partiler. Somut örnekler son derece açıklayıcı oluyor. Bu vesileyle bir kere de altını çizeyim. CHP'nin mukayeseli üstünlük alanı olan üretim bölüşüm tartışmasını çok daha iyi ifade edebilir. Örneğin 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken Cumhuriyet Halk Partisi daha çok ekonomi konuştu. Asgari ücrette nasıl bir artış yaratacağını anlattı. Emekliye çift ikramiye vereceğini söyledi. O dönem AKP kurmaylarının tamamı bu kaynağı bulamazsınız demişti. Hatta oturup bayramlarda verilecek ikramiyeleri hesaplayıp 42 milyar kaynak gerekiyor, bu kaynağı nereden bulacaksınız tartışmasını açmıştı. Ama görülüyor ki asgari ücret o seviyeye geldi. Hatta AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana yapmış olduğu asgari ücret artışlarını incelediğiniz takdirde görüyorsunuz ki en büyük sıçrama 2015 seçimleri sonrası ortaya geliyor. Yani CHP'nin asgari ücret tartışması açtığı seçimin hemen sonrasına denk geliyor. TL bazında da dolar bazında da ana sıçrama bu tarafta oluyor. Dolayısıyla bu politikaları da elbette ki metinde daha fazla kamuoyu yapıcı isimlere yönelik mesajlar olacak. Ama yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi gündemini canlı tutsun, diri tutsun. Çünkü dünyada da şu an pandemiyle birlikte ortaya çıkan durumlar söz konusu ama Türkiye'de çok uzun bir süredir yapısal bir yakıcı bir sorun var. Hem yapısal hem de yakıcı boyuta gelmiş bir sorun, işsizlik meselesi. Bunun başta gençler olmak üzere birçok gruba etkisi söz konusu. Bu nedenle de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarında kalıyor olması son derece kıymetli. Bu Millet İttifakı'nı da daha diri tutacak bir şey. Çünkü asgari müşterek burada da aynı şekilde geçerli. Pandemi döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi pazarcıların elinde kalmış ürünleri alıp Ankara'nın yoksullarına dağıtacağını açıkladı. Şimdi buna hangi siyasi fraksiyon itiraz edebilir? Bırakın Millet İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'nın üyelerine sorun. Reddedebilirler mi? Bunu yaparak yanlış yaptığını iddia edebilirler mi? Edemezler. Dolayısıyla yeter ki doğru politikalarda var olmaya devam etsin. Sayın Gürcanlı, şimdi Ankara'da da biliyorum çeşitli gruplar var ve bu grupların da temsil ettiği bir takım değerler var. Mesela Muharrem İnce kafasında olanı biliyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım dedi ve bunun bütün olanaklarını zorlayacak. Bana sorarsanız bu olasılık çok düşük ama bunu deneyecek. Elinde belli bir delege var ve belli bir siyasal alanı dolduruyor. Gelecek için biz grubu belki delegede çok güçlü olmayabilir ama partide uzun zamandır işte soldan kendini ifade etme sıkıntısı olanlara biraz ses verdi. Bir taraftan da eski gelen alışkanlıklardan gelen ve partide Kılıçdaroğlu döneminde yok sayıldığını düşünen daha milliyetçi, hani ulusalcı diyebileceğimiz Önder Sav döneminde çok daha güçlü ses getiren bir takım isimler var. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bir biçimde halen devam ediyor ve kurultaylarda bir bilek güreşi oluyor. Buralardaki durum nedir? Bunu şu bağlamda soracağım. Millet İttifakı az önce Sayın Tezkan'ın söylediği gibi tuhaf bir durum da getiriyor. Kılıçdaroğlu hem Saadet Partisi'yle iyi geçinmek durumunda, çünkü bir oy bile değerli. Hem İyi Parti'yi sırtında taşımak zorunda, bir oy bile değerli. Bunlar açıklanmış resmi ittifak üyeleri. Ama bir taraftan benim programımda söylemişti Sayın Engin Altay. Demişti ki onlar ittifakımız, HDP müttefikimiz
Yani dolayısıyla HDP olmadan İstanbul alınamazdı. Bir taraftan böyle bir durum var. Yani fotoğraf vermediğiniz insanlardan oy istiyorsunuz. O da bu süreçte olacak. Ama bence daha büyük bir sorun Davutoğlu ve Babacan. Çünkü onlara şöyle bakılıyor, çok böyle pamuklar içinde tutuluyorlar. Sanki Türkiye'nin bugüne gelmesinde onların payı yokmuş gibi. Aman iki oy getirirler, bunları üzmeyelim diyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu böyle 40 tane dengeyle de uğraşıyor. Benim gibi Davutoğlu'ndan hesap sormak, Babacan'dan hesap sormak isteyenlerin de çenesini tutmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ben açıkçası özür dilemesi gerekenlerin topluma akıl vermesinden hoşlanmıyorum. Ama o benim şahsi fikrim. Ama işte böyle bir denge içerisinde kurultayda bu bilek güreşi nasıl görülür? Kim kimle yan yana, kim kimin karşısında? Davutoğlu ve Babacan hattı, Abdullah Gül varlığı falan nasıl etkiler insanları? Açıkçası benim de Davutoğlu'na sormak istediğim pek çok soru var. Yani özellikle Davutoğlu'na, çünkü ben çok uzun zaman dış politika izledim, yazdım, hala da yazıyorum. Davutoğlu da dış politikayı, Türkiye'nin çok uzun bir süre dış politikasını belirledi. O kadar çok sorum var ki anlatamam. Yani şimdi söyledikleri benim nazarımda pek değersiz kalıyor o sorulara cevap vermeden öncelikle. Taban nasıl olacak, kurultayda nasıl olacak? Ben biraz bu belediye başkanlarının, belediye başkanlıklarını almış olmanın Kılıçdaroğlu'nun elini çok rahatlattığını düşünüyorum. Yani kurultay alanında ne o eski kuşakların ne de şimdi daha sol bir söylemle çıkanların ya ne de hatta Muharrem İnce'nin öyle çok başarılı sonuçlar alabileceğini düşünmüyorum. Zaten duyduklarım bir güç birliği yapma eğilimi olduğu yolunda muhalefette böyle listeyi delebilmek için. Kılıçdaroğlu da aslında bunun biraz önünü açıyor. 75 kişilik liste ya da 74 kişilik liste bu demek. 52'yi seçecekler o 74'ün içinden. Böylece delegeye de küçük de olsa bir şey tanınıyor. Yani bir çizme, kendi listesini yapma imkanı tanınıyor. Bir de şu da var. Yani delegeler son derece politize. Çok iyi biliyorlar partiyi. Kimi istediklerini de çok iyi biliyorlar. Kime kızdıklarını da çok iyi biliyorlar CHP'li delegeler. Açıkçası ben bundan önceki kurultaylarda şöyle manzaralar görüyordum. Yani böyle dinlenme alanlarında, hatta tuvaletlerde bile listeler yapılıyor, karşılaştırılıyor. Birbirlerine delegeler onu sildirip öbürüne ekletebiliyorlar ve böylece hakikaten son derece demokratik bir ortam oluyor. Ben bu demokratik ortamı bu hafta sonu yapılacak kurultayda da bekliyorum. En azından delege parti meclisi seçimleri bağlamında. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum ben de. Ben Mehmet Tezkan'a katılmıyorum bunları nasıl anlatacak diye. Aslında pandemi nedeniyle çok kolay anlatacağını düşünüyorum CHP'nin. Çünkü pandemide insanlar işte o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, satalım, savalım politikasının Türkiye'yi nereye getirdiğini somut olarak ceplerinde, evlerinde, mutfaklarında gördüler. Bu nedenle aslında çok da fazla öyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmaya gerek yok. İnsanlar sıkışınca devlete bakar, devletten bir şey bekler. Devlet bunu karşılamayınca hakikaten ne oluyoruz diye düşünürler. Şu anda da öyle bir şey var ki biraz önce de söylediğim gibi AKP bir parti devleti haline gelmiş durumda. Dolayısıyla devlet bir şey karşılamadığı zaman AKP karşılamıyor gibi bir inanç, bir oluşum da oluşuyor tabanda. Bir yandan da tabii sizin bir ifadeniz var, ona da katılmıyorum açıkçası. Sırtında taşımak, işte İyi Parti'yi, şunu bunu, öbür fraksiyonları ya da ittifakın diğer unsurlarını sırtında taşımak kısmına katılmıyorum. Çünkü aslında benim gördüğüm, bu seçimlerde de bunu gördük, ittifak da partiler biraz daha çok, biraz daha az ama birbirlerini de sırtında taşıyorlar. Ben bu seçimlerden önce, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, hatta referandumdan önce, anayasa referandumundan önce bütün o Türkiye'yi gezdim hemen hemen. Ve şunu gördüm, CHP'nin hiç giremediği yerlere İyi Parti adayları ya da Saadet Partisi adayları ya da onların örgütleri aracılığıyla CHP girmeyi başardı. İlk kez girmeyi başardı. Özellikle Orta Anadolu'dan bahsediyorum. Ya da ne bileyim Maraş gibi, Yozgat gibi ya da Karadeniz gibi AKP'ye
çok son derece bağlı. Ama diğer sağ partilerin de söylemlerine kulak verme ihtimali olan yerlere CHP'liler giremiyorlardı. Hiç giremiyorlardı. Bir dil birliği oluşturamıyorlardı. Şimdi bu ittifakla aslında bu dil birliği ve bir çeşit girişkenlik oldu. CHP'liler de İyi Parti aracılığıyla, Saadet Partisi aracılığıyla bu çok muhafazakar çevrelere girip onlara kendi lisanlarında anlatma imkanı buluyorlar Türkiye'nin içine geldiği durumu. Hakikaten bunun da bir sinerji yarattığını düşünüyorum. Bir HDP kesimine bakarsaksa HDP'nin seçmeni de aslında Türkiye'deki belki en politize seçmen HDP seçmeni. Dolayısıyla bu çerçevede yapılanlar, Kürt seçmene karşı duruş, söylem AKP ve ya da Millet İttifakı'ndan, Cumhur İttifakı'ndan gelen söylemler HDP seçmenini son derece rahatsız ediyor. Ve bu çerçevede çok aslında tek yönlü bakıyorlar. Ona karşı olan cephede bizim yer almamız daha kolay gibi bir bakış var. Ve bu bakışın Demirtaş'ın son açıklamalarında da sürdüğünü ben gördüm. O yüzden aslında daha kolay olacak o jonglörlük belki Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir sonraki seçimlerde de. Peki. Sevgili seyirciler, şimdi reklam arasına gideceğim. Dönüşte bu kez Tezkan'la başlayacağım tura. Geçen gün yayınlanan Aksaçlılar bildirgesine getireceğim konuyu. Mesele şu, herkes bizim kadar siyaseti güncel olarak takip etmeyebilir ama bütün arkadaşlarıma da önceden soruyu ortaya atayım. Türkiye'de Aksaçlılar adı altında bir grup içinde bulunduğumuz sisteme dair radikal eleştirilerini bir metinle dile getirdi. Metne baktığınız zaman metinde söylenenlerin altına imza atmamak mümkün değil. Lakin imza atan isimlere baktığınız zaman bir tarafta Korkut Boratav gibi mesela Altan Öğmen gibi farklı bağlamlarda da olsa çok saygı duyduğumuz isimler varken hemen yanında Cengiz Çandar, Fehmi Koru gibi isimler olduğunu da görüyoruz. Yani AKP iktidarını bugüne taşıyan kimi isimlerin neredeyse burada hiçbir şeyleri, payları yokmuş gibi bir de itiraz eden safa geçtiğini görüyoruz. Diyeceksiniz ki bunun ne önemi var? Önemi şu, Türkiye'de siyaset yaparken kim kimdir, kim kimle yan yana sorunu ayrıca gündeme geliyor. Çünkü yarın Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli Erdoğan'ın. Ama bu taraftaki aday belli değil. Örneğin Kılıçdaroğlu bu kez aday olmaya cesaret eder mi? Yoksa şapkadan tavşan çıkacak mı? Bu tavşan sakın Abdullah Gül olmasın reklamlardan sonra.